Ve bu Fenerbahçe vahşeti, tekrar tırnak içinde söylüyorum burası. Çünkü hep Fenerbahçe'nin üzerinden yürüyor bu işler. Nedense son 4-5 yıldır maalesef böyle oluyor. Fenerbahçe öyle, Fenerbahçe böyle. Yok, böyle bir şey yok. Çok net bir şekilde söylüyorum. Olmayan bir şey olmuş gibi gösterenleri de kınıyorum buradan. A'dan Z'ye izledim. Adım adım izledim. Bütün kameraları izledim. Allah sağlık versin, gecinden versin hocaya da. Hoca soyunma odasına kadar giriyor. 19, 21.49'da odaya giriyor. 22-27 civarında da odadan çıkıyor. Odaya girerken harika bir vaziyette giriyor. Yerden kalkıyor, üstünü değiştiriyor. Bizim önümüzden geçerken hakem çağırmasına rağmen gelmeyeceğim diye giriyor. Oradan çıktıktan sonra sedyeyle ve ambulansla çıkıyor. Olabilir. Kafasına gelen cisim para, büyük ihtimalle para gibi gözüküyor. Bunun yarattığı bir şeyler olabilir. Buna hiçbir itirazım yok. Ama kan yok kardeşim, yok. Yani bu bölge yarılsa, pen satılsa, kanar. Ya bu çok, her insanda böyle şey olacak, ayrı bir insan türü değil. Kanamayacak. Yani pen satılacaksa kanar. 5 tane dikiş atılacak kadarsa kanar. Zor ve bence sağlıksız bir durum bu. Bence hoca bilincini kaybettiyse eğer, içeride bir şey yapıldı. Beşiktaş bence soyunma odası bunu söylemeli. Fenerbahçe'ye mal edilmemeli bu durum. Hoca içeri girene kadar hiçbir şey gözükmüyor. Bir tane kan izi söyleyen varsa herkes seyretmiştir. Desinler ki Aykut sen yanılıyorsun kardeşim ve bin bir şekilde özür demeye de hazırım. Futbolu bırakmaya da hazırım. Bu kadar basit.